kaç kişi istedi biliyor musun bunun tarifini benden? Aslında bir numarası yok. Sadece ölçüyü tam tutturacaksın. Ben gerçekten içmiyorum. Bari bir yudum al. Ya sen bu dünyadan mısın anlamıyorum ki ben. Akif Bey, artık iş konuşsak benim gerçekten eve geç kalmamam lazım. Babamla bu ara biraz sorunlarımız var da. Tamam. Ama bir şartım var. Arada şu nefis kokteyli de yudumlayacaksın. Bak kıymetini bil. Herkese hazırlama. Tamam. Elimde işte. Şimdi bizden tam olarak ne bekliyorsunuz? Yani oteli restoranı ile birlikte tamamen bir değerlendirmeye mi alalım? Yoksa sadece odalarda mı değişiklik istiyorsunuz? Tümü. Peki kafanızda bir şeyler var mı? Sen rahatına bak. Ben şimdi geliyorum. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Ben Gülfem Sipahi. Akif Bey rica etmişti de ben bir etrafa bakınacaktım. Bir arkadaş bize yardımcı olabilir mi lütfen? Tabii efendim. Akif Bey de burada zaten. Aa, Akif burada mı? Nerede? Kral Suite'inde. Misafirle beraber. Ben geldiğinizde haber vereyim. Aa, hayır. Gerek yok. Bir sürpriz yapacaktık zaten. Rahatsız edilmek istemiyorum. Hadi gel Ömer. Çok Gülfem. Sevinecek Akif. Gülfem sen git selam mı vereceksin? Ne yapacaksan yap ben buradayım. Aa, Ömer, yabani olmak sana hiç yakışmıyor. Ne duruma sokuyorsun beni, farkında mısın? Seni saklıyor muyum ben yani, ne yapıyorum? Gülfem, bak bu muhabbet öyle üçlü bir yemeğe falan dönecekse ben yokum. Çeker giderim, bilgin olsun. Dönmeyecek söz. Şimdi en iyisi şöyle yapalım. Ben biraz etrafta dolaşıp fotoğraf çekeyim. Sonra detayları da konuşuruz. Sizin ne istediğinize bakarız, tamam mı? Ben seni bırakacağım işimiz bitince. İşimiz bitince de ben kendim giderim. Güdrü. Saf kız numaralarını bırak artık. Anlamadım Akif Bey. İkimiz de neden burada olduğumuzu biliyoruz değil mi? Bir dakika. Siz çok yanlış anlamlar çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yapma güzelim. Senin de aklında olmasa burada ne işimiz var? Akif Bey ne yapıyorsunuz? Gülru hadi. Akif? Gülfem bu ne sürpriz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Güru? Değilim Gülfem. Haklısın. Kızmakta çok haklısın. Ben de kendime çok kızıyorum. Akif'i başından beri hayatımdan uzak tutmalıydım. Gürü'ye gelince çok da şaşırmamak lazım. Çocukluğundan beri Gülfem sipahi olmak isteyen birinden bahsediyoruz sonuçta. Ama Akif
Hiç bu kadar alçalabileceğini düşünmemiştim gerçekten. Hem benimle hem de çalışanımla. Kafaya bak. Ben seni ararım Gülfem. Sonra görüşürüz. Ömer, ne kadar üzgün olduğunun farkındayım. Ama inan bana, ben de senin kadar üzgünüm. Neyse, ikimiz de zor bir gün geçirdik. İyi geceler. Alo, Cahide'ciğim. Dinle, dinle. Akif'in çapkınlığı işimizi öyle kolaylaştırdı ki. Beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Ay. Ömer ne yaptı peki? Ay, tek kelime söylemeden çekip gitti. Tam bir skandal Cahide'ciğim. Akif'i ben en azından beyefendi biri olarak bilirdim. Gidip de çalışanımı yatağa atmaya kalkışacağını ben nereden bilebilirim ki? Peki ya Gürru? Ömer'i elde edemeyince Akif'e yeltenmeye kalkışıyor. Ha sinirim bozuldu. Ha taşı kardım tekrar edecek diye korkuyorum. Gülfem, senin yanında biri mi var? Aynen şekerim. Ay ben şu bahçıvanın kızlarına baktıkça resmen vahşi yaşam belgeseli izliyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ha, düşünebiliyor musun beni? Aslan terbiyecisi, Gülfem sipahi. Bir saniye Cahide. Efendim Halide. Ben Mesude'ye erken gelmesini söyleyecektim. Gideyim haber vereyim. Merak etme Cahide. Halide şimdi duyduklarını yetiştirir. Ben de anlayamadım ne olduğunu. Korkulur senden.